Değerli seyirciler Demir Grup Sivas Spor Galatasaray maçının devre arasında Erman Torulu ile beraber karşınızdayız. İlk yarıyı değerlendireceğiz ve e, bilemiyorum ne kadar çok şey anlatabiliriz bu ilk yarıya ilişkin. Hocam ben iki yemek tarifi verirsem mesela bir palamut nasıl yapılır? Böyle <laughs> bir devre arasını doldurabiliriz değil mi? Bir palamut şiş tarifiyle bir barbun nasıl ızgara yapılır? soya sosuna yatırılarak onu anlatırsam bence daha faydalı olur gibi geliyor. Yani bu maçtan daha faydalı olur İnme geliyor. Şöyle ee, şimdi Galatasaray ilk şutunu 29. dakikada çekti rakip kaleye. ilk isabetli şutunu değil ilk şutunu ilk şutunu. E, keza Demir Grup Sivas Spor'un çok farklı bir görüntüsü yok. E, onların da iki takımın da ofansif anlamda ee, çok etkili olduğunu söylemek mümkün değil. O 29. dakikadan sonra bir Feguli'nin bir Kerem'in şutu var. Ekranda yansıyor zaten isabetli şut olarak. Demir Grup Sivas Spor'da 3'te 2 isabetli şut kullanmış. 2 şutu da engellenmiş. Ee, ama rakip ceza sahasında koca ilk yarıda iki takımın toplamının 11 kez girmesi çok enteresan ya. Yani genellikle bu rakam bir takımın rakamının bile altında iki takımın Mesela toplam gün, rakamı. Mesela Beşiktaş Kayseri maçını izledik. İşte o kadar gol var. Altı tane gol var. Tabi orada e, şöyle benzetme yapayım. Dün Kayseri gücünün nispetinin üzerinde ucuma kalkmaya kalktı ve mağlup oldu. Sivas'a bakıyorum. Sivas Kayseri'den daha etkili bir takım. Hiç dört kişiyle geldiğini görmedim. Sivas'ı ilk yarı dört kişiyle geldiğini hiç görmedim. İki veya üç kişiyle Rıza geliyor. Rıza Hoca faktörü. Şimdi Galatasaray geliyor biraz geriye gideyim diyor ama ileride gittiği zaman hiç hiç alan bulamıyor. Evet. Hiç alan bulamıyor. Hiç boşluk bulamıyor. Bir iki tane Kerem'e bir koşu yolu açtılar. Kerem'i biraz bir iki sefer indirdiler yere sert girdiler. Şimdi o tarz futbolcuyu tabii korkutarak oynuyorlar. Hı, hmm, tatlı sert. Bu iş öyledir tatlı sert. Hakem bunu çözemiyor. Henüz çözemedi. O balta ne zaman çözer? Mesela son bir karar verdi. Foul var veya yok devam ettirdi. Sivas ucuma çıktı. Olay bende dedi. Geri döndü foul verdi. Sivaslı futbolcular ısrarla ısrar edince baktı olmuyor. İki, iki futbolcu yeah. sarı kart gösterdi. Yeah. Kendi hata alınan futbolcuyu cezalandırma. Hmm. Kendi. Kendi hata alınan. Şimdi o iki futbolcudan bir veya iki ders atılırsa at, atan sensin. Senin günahının vebalini futbolcu çekemez arkadaşlar. Herhalde seyreder komite gereğini yapar olmaz böyle bir şey ben evet. yaptım oldu ya evet. hakemlik olmaz bilmiyorum. fark etti evet mi? evet çok yani günah yazık önce oyna dedin hı hı. sonra kestin Sivaslı oyuncular işler edince orada elinden edince kaçırdı bu kontrolü. sefer çat çat iki tane sarı madem o haltı yedin orada futbolcularla konuşarak onlara o sarı kartı gösterme balta gösterme balta yazık günah yani maç çok kötü. İnşallah bir gol olur. Hangi saatler bilmiyorum. Ondan sonra iyi olur hocam. Şimdi şu şimdi ekranda verecek arkadaşlar ısı haritaları. Ya hocam rakip ceza sahalarına bak. <laughs> Galatasaray'ın rakip ceza sahasına ne? yemyeşil ya rakip ceza sahası. Hocam, ceza Sivas'ın da öyle. Oynanan ısı... yeri görüyorsunuz. Nereler koyuyor. Ee, hocam, İnanılmaz. Zaten ısı... bu her şey anlatıyor. Isı haritasında ceza sahasının 30 metre mesafesi kutuplar. Vallahi öyle ya. Kutuplar hani şeyler köpeklerle gezdiriyorsun ya kutuplarda. İkisi de kendi tarafında oynamış. Evet. Kutuplar. Al gülüm ver gülüm. Buz Al gibi. Gülüm, ver gülüm. Orta taraf sıcak. Ha, Gel sen. Her, şey anlatıyor ya. Biz konuşmasak da şuna bakan. Aa evet bu maç böyle olmuş diye noktayı koyar. Tam ortada bak sıcaklık en fazla oluyor yer orada mangal yapacaksın. <laughs> Vallahi öyle olacak. Güzel bir mangal şiş falan güzel olur mangal. Ceza sahaları kutup. Evet oralar kutup. Şu taraflar ekvator. Evet. <laughs> Tam orta. Orada mangal. Kutuplara zaten girme. Buz gibi oralar. Şimdi tabii hafta içinde çok önemli bir Avrupa başarısı elde etti Galatasaray. E, son 16 turuna kalarak. Kolay değil. E, Roma'da deplasmanda oynuyorsunuz. Oradan gelip buraya e, mental olarak da fizik olarak da hazır gelmek. E, Marka onun yokluğu çok kritik. Marka olmayınca savunmadan akıllı top çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Marka o. iyi yerlerden oyun başlatan bir stoper. Hem kesiciliği iyi, hem oyunu başlatma yerleri iyi marka alın. Ya yani bazen okaralık da yapıyor, o evet, ters evet, yerler sokuyor evet. ama yani yüzdeye vurduğun zaman e, başarılı topu iyi yerlerden oyuna sokuyor, kısa veya uzun. O futbol bilgisi var. Evet. Ee, bugün tabii şimdi iki tane sağ ayaklı stoper. Da var. Bir de ama biraz daha e, dengesiz bir Daha hazır yani. değil. Bir de oynamadı ne zaman Doğru dürüz oynamıyor. Bu tip iri adam oynamazsa kötü oynayacak. Bu tip iri adam devamlı oynayacak. Şimdi e, Galatasaray'da biraz Kerem, biraz Feguli e, çıkıldı. Hastalıktan çıktı. Daha e, sıkıntısı var. Bir de sarı kart gördü. Sarı kart sayısı da arttı bayağı. E, ne getirebilir ikinci yarıda? şöyle bir kenara bakıyorum. Morutan'a bakacaklar. Babel var. İşte sizin de söylediğiniz gibi Morutan var. Emre Kılıç olur Muhammed, mu? Babel olur mu? Emre Kılıç, mu? Aytaç, ya, Aytaç, Halil Muhammed Dervişoğlu deyince, var. iyi hatırlattın Muhammed deyince. Ya şu cebbe. Maşallah ya iri kıyımsın. Her şeyin var. Kalçan malçan yerinde. Ya dokunduğu zaman ceza alanında kendini yere atıyorsun. Yapma yakışmıyor ya. Yakışmıyor ya yani. Dokunduğun yerde ya kırılacak sanki ölüyor bir anlıyor musun? Lan kardeşim gir iki kişinin arasından çıkarsın ya. Yani kendini rezil ediyorsun. Bırakma kendini atma kendini yere. Bir tane de <laughs> Sivaslı oyuncu kendini yere bıraktı. Hmm, evet. <laughs> Aslında çok pardon. Aslında kartı orada kullan hocam. <laughs> Ümit Öztürk'ün hani belki maça etkileyen öyle e, fahiş bir hatası yok. Ama böyle geçen günde konuştuk ya, e, detaylarda gizli başarı diye. O detaylarda biraz sıkıntı yaşıyor Ümit Öztürk. Başarı... Yani bunu da net görebiliyorsunuz. Bugünkü maçta net olarak gördük biz. Birkaç örnek gördük. Başarı zaten. da detaylarda gizli ama. Aynen Yaktığı öyle. Zaman, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle olacak. Bak işte Galatasaray toplu oynamadı 71 ama ne yaptı abi? Hiçbir şey yapmadı. Hakikaten ya. 71'e 29. Rakip bu kadar kapanıyorsa kenarlara inmen lazım. Kenarlara inemiyorsun. Ortadan gidiyorsun. Kaç tane orta geldi mi hiç kenarlardan Galatasaray'da? Ben görmedim. Hmm. Hani Jack'le de kafa vurabilen bir, tane bir adam. Pegulu yaptı galiba. Yani çok... Jack'le de kafa vuran bir adam. Tabii. Ee, öyle bir oyun olmuyor hocam. Böyle defans yapan bir takıma da kenarlarda verkaçlar bilmem neyle girin abi. <laughs> Eğer futbol... Fuhu... <laughs> Eğer Dur, hocam. Var. Eğer er alacaksanız oradan alın. kenarlardan alın. Evet bir yandan da bakıyorum takımlar oyun alanına <laughs> e, dönmek üzereler artık. Değişiklik olacak mı diye muhtemeldir ki e, bazı de değişiklikler iki teknik adamdan da gelecek. Hocam iki tarafın Ama oynadığı bir... futbol beni bile gıcık etti. Öksürüyorum yani. Hocam yok yani ilk yarısı <laughs> e, keyif veren bir maç olmadı. <laughs> beni bile daha gıcık keyifli, yaptı abi. Daha, öksürüyorum daha keyifli bir ben. maç bekliyorduk <laughs> açıkçası. Adı çünkü ona namzet bir maç. Daha keyifli olmaya namzet bir maçtı. Ancak gol olması lazım. Yani bir, bir taraftan bir taraf bir gol atarsa o zaman, o zaman işin rengi değişir. Keyifli bir maç. Can Havli ile Aynen. o zaman Biz şimdi bu maçın ardından bir küçük takım oyunu yapacağız. Fenerbahçe maçının devre arasında hocayla yine karşınızda olacağız. Ardından bu akşamın ikinci takım oyunu, geniş takım oyunu programına da her iki karşılaşmayı ee, pozisyon pozisyon değerlendireceğiz. Basın toplantılarını, röportajları vereceğiz. Tabii bir yandan da Beşiktaş'taki teknik direktör gelişmesini e, adım adım takip ediyoruz. Muhabir arkadaşımız Sercan Dikme iş başında sahada. Oradan gelebilecek olası gelişmeleri de yine sizinle paylaşacağız. Bugün Dedim ben bir görüntü gördüm. Şenol Hoca geldi İstanbul'a. Evet. Onu ne dedi? Şu aşamada bir teklif yok dedi. Şu aşamada bir teklif yok. <laughs> Şu aşamada bir teklif yok manidardır. Ne yapmaya gelmiş akşam yemeği yeme. E o zaten burada yaşıyor hoca da. 10-15 gündür orada olduğunu biliyorum. Bir rahatsızlığı vardı. Boyun fıtığına belki hocanın geçmiş olsun bir sıkıntısı vardı onu biliyoruz. Herhalde onunla ilgili tedavisi falan var. Bakalım o gelişmelerin de eli kulağında. E, bu hafta derbi haftası çünkü e, Beşiktaş'ta da o gelişmeleri e, takip ediyoruz sizlere aktaracağız diyelim ve e, sözü skorboarda bırakalım ardından takım oyununda birlikte olacağız.